Herkese merhaba. Savaşların amacı basittir. Kazanmak. Ancak kazanmanın bir yolunu bulmak, birçok ülkeyi çılgınlığın ötesine geçirecek şekilde silahlar, araçlar ve alet geliştirmeye itti. Biz de bugün sizlere dünyadaki en çılgın askeri teknolojiler ve araçlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Durdurulamaz lastikler. Patlak bir lastikten daha kötü bir şey yoktur. Ancak aktif bir savaş bölgesinin ortasında lastiğinizin patlamasını hayal edebiliyor musunuz? Etrafınızda kurşunlarla ve bombalarla bir savaş gerçekleşirken lastik değiştirmek çok saçma olmaz mıydı? Neyse ki dünya çapında birçok askeri araç havalı run flat lastik kullanıyor. Bu dış lastiğin delinmesi durumunda lastiğin patlamadığı veya hemen değiştirilmesi gerekmediği anlamına geliyor. Bu sistem son derece zekice ama araç run flat yıpranmadan önce düşük hızda yalnızca 96 kilometreye kadar gidebiliyor. Yani gelişim iyi olsa da mükemmel değil. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun lastik hava basıncını tamamen ortadan kaldırabilecek bir buluşu var. Resilient Technologies tarafından tasarlanan pneumatik olmayan lastiğe merhaba deyin. Lastik sırtı bandı ve jant arasındaki petek yapısında bir polimerik ağ kullanan tekerlek, hava dolu bir lastiğe benzer nesnelerin çevresine uyum sağlıyor. Tamamen derinmeye karşı dayanıklı olmakla birlikte bu tekerlek araçların düz kalmasını ve mahsur kalma korkusu olmadan şarapnel, engebeli yerler ve zorlu arazilerin üstesinden gelmesini sağlıyor. Pentagon bu teknolojinin potansiyelini 2008'de bildirdi ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunun kullanabileceği bir lastik yaratacakları umuduyla 18 milyon dolarlık esnek bir finansman sağladı. Ancak zorluklarla dolu 12 yılı aşkın testten sonra esneklik lastiği hala prototip aşamasında. Yine de bu tekerleklerin gelişimi üzerinde hala çalışılıyor. Geleceğin askeri araçları gerçekten de çok havalı görünecek. IRL nişan robotu. Keskin nişancılar genellikle en zor çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalırlar. Rüzgarlı, sisli veya hedeflerin sabit olmadığı durumlarda iyi bir atış yapmak imkansız olabilir. Ancak 2014'te Amerika Birleşik Devletleri Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı veya kısaca DARPA, keskin nişancılara oyunun kurallarını değiştiren kendi kendine güdümlü keskin nişancı mermileri sundu. Aşırı doğruluk görevli yönetmelik programı X-Acto, gerçek zamanlı bir optik yönlendirme sistemiyle özel olarak tasarlanmış mühimmat kullanıyor. Bu sistem, rüzgar ve zayıf görüş gibi koşulların çoğunu telafi ederek mermiyi hedefe yönlendiriyor. Hatta bu silah, kullanıcının keskin nişancı tüfeğiyle neredeyse hiç deneyimi olmasa bile işe yarıyor. Eğitimsiz tüfek kullanıcısının bile hareket halindeki hedefi vurduğunu görebilirsiniz. İlginç bir şekilde test programı 2015'te sona erdi ve teknolojideki diğer gelişmeler gizli tutuldu. Ancak 2016'da Rusya, 9 kilometre uzaktaki hedefi vurabileceği iddia edilen akıllı merminin yeni versiyonunu çıkardı. Tactical Tech. 140 cm uzunluğunda, 45 cm yüksekliğinde ve 20 cm genişliğinde olan bu silah son derece büyük ve korkutucu. Ayrıca sadece 7 kilogram olmasına rağmen bu silah mermilerle değil, pillerle dolu. Tüm dünyada askeri birimler tarafından kullanılan bu drone karşıtı silah, tam olarak 14,4 volt lityum pillerle kullanılıyor. Son yıllarda hem askeri hem de ticari insansız hava araçları haritadaki hemen hemen her ülke için büyük güvenlik riskleri oluşturmaya başladı. Örneğin 2018'de Venezuela başkanına patlayıcı taşıyan iki insansız hava aracıyla bir suikast girişiminde bulunuldu. Drone silah taktiği ise bu tehdidi ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için tasarlandı. Öyle ki bu cihaz operatör bağlantılarını bozmak için radyo frekansı bozma tekniği kullanarak droneları 1,5 kilometreden uzağa düşürebiliyor. Bir operatörün tek yapması gereken görüş hattını korumak ve tetiğe basmaktır. Frekanslar, drone'un video sinyalini anında bloke eder ve onu inmeye veya başlangıç noktasına geri dönmeye zorlar. Muhteşem bazuka. Günümüzde tüm drone karşıtı silahlar frekans bozucularla sınırlı değil. İngiliz şirketi OpenWorks tarafından tasarlanan Skywall 100, başka bir drone karşıtı savunma çözümü. Omza monteli sıkıştırılmış gaz tabancası yaklaşık 10 kilo ağırlığında ve akıllı dürbünle hedefin menziline kilitlendiğinde ve tetik sıkıldığında ağ taşıyan bir mermi fırlatıyor. Bu, drone'un etrafını sarıyor ve kanatlarının çalışmasını engelliyor. Gökyüzünden düşerkense ağa bağlı küçük bir paraşüt açılıyor ve drone'ların yere düşmemesi sağlanıyor. Drone silahından farklı olarak bu silah, drone'un başlangıç noktasına dönme şansının elverişli olmadığı ve adli soruşturma için götürülebileceği anlamına geliyor.
SkyWall 100 ayrıca hızla yeniden yüklenebilir, yani tek bir operatör birkaç dakika içinde birden fazla hedefi indirebilir. Buna gökyüzü duvarı demelerine şaşmamalı. Mayın tarama aracı. Mayınlar söz konusu olduğunda bu araçlar tartışmasız en önemli savaş alanı araçlarıdır. Ancak az bilinen tank benzeri araçlardan biri olan M1150 Assault Breacher de aynı derecede önemlidir. Bu ağır zırhlı 65 tonluk savaş aracı M1 Abrams tank şasisine dayanmaktadır. Ancak normal bir tanktan farklı olarak bu araç bir mayın pulluğu ve hat yükleriyle donatılmıştır. Ayrıca bu araçlar askerlerin ve araçların güvenli bir şekilde geçebilmesi için yolları gizli bomba ve mayınlardan temizlemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bunu yapmak için önce M1150 bir hat şarjı kullanır. Bunlar 152 metre ilerisine kadar bir dizi patlayıcı taşıyan ve daha sonra patlatılan ve yerde gizlenmiş mayınları boşaltan roketlerdir. Daha sonra araç 4 metre uzunluğundaki mayın pulluğuyla ilerler. Bu, kalan patlayıcıları yerden kaldırır ve onları geçmek üzere olan araçlardan uzağa iterek temizler. Bu kadar özel donanıma sahip bu araçların her biri 3,7 milyon dolara mal oluyor. Eminim ordu çok yüksek bir tabur yerine çok yüksek bir fiyatı tercih eder. Tank tekne. Genellikle bir araca bakabilir ve ne işe yaradığını tahmin edebilirsiniz. Ancak şu an gördüğünüz aracın ne olduğunu tahmin edebildiniz mi? Bu bir tank mı, tekne mi? Ya da nükleer güçle çalışan bir kale yok edicisi mi? Aslında bu neredeyse her yere girebilmesi için tasarlanmış bir prototip olan Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin ultra ağır kaldırma amfibi konnektörü. Bu gördüğümüz sadece yarım ölçekli bir prototip olsa da asıl aracın 25 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde olması ve 190 tona kadar kargo veya 3 ana muharebe tankı taşıyabilmesi bekleniyor. Raylar tekneyi saatte yaklaşık 37 km hızla itmek için paletler gibi uzanan havalı köpük bloklardan yapılmıştır. Konnektör kumsala çarptığında köpük düzleşerek tank veya buldozerdeki gibi paletlere dönüşüyor. Ayrıca araç sadece sahile çarpmakla kalmayacak, aynı zamanda bataklık, çamur gibi zorlu arazilerde manevra yapabilecek ve hatta 3 metre yüksekliğindeki engelleri aşabilecektir. Bu inanılmaz konsept 2014 yılında tanıtılmış olsa da o zamandan beri gelişimi hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Belki de bu şeyin gizli bir versiyonunu yapıyorlardır. Ne kadar tuhaf görünse de bu şeyin radarın altında sürmesinin veya yüzmesinin hiçbir yolu olduğunu sanmıyorum.